Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Gerçekten her yönüyle dört dörtlük bir stadı hep birlikte gezdik, dolaştık. İnşallah önümüzdeki pazartesi günde Ankara Gücü'nün ev sahipliğinde Alanyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Gerçekten diğer tesislerimizle kıyasladığımızda Türkiye dünyanın en modern, en yeni tesislerine sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde çok farklı yerlere sporumuzu el birliğiyle başarıya ulaştıracağız. Ben özellikle bu stadın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle son teknik konulardaki takibi ve öncülüğüyle saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın gerçekten çok büyük emekleri var. Kendilerine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tabii ki bir teşekkürüm de Ankara ilgisi hepimizin malumu. ÖSASEKİ Başkanımız son süreçte bize bu konuda çok destek oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte kendisinin Ankara'ya yönelik projeleri bize bakanlık olarak sporu tabana yayma ve sportif başarı anlamında birlikte destekleyeceğiz. Seçim süreci sonrasında inşallah çok güzel projelerimiz var. Kendisine de özellikle bu son süreçteki destekleri bize katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankara'mıza Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepimizin bildiği gibi Ankara'nın gururu en önde Ankara Gücü takımı. Fakat bir taraftan da içimizi yakan bir olay vardı. Burada Ankara Gücü aylardır içeride maç yapamıyordu. Değerli başkanım deplasmanlara gidiyor. Bin bir türlü zorluk içerisinde. Ankara seyircisinin bir kısmı gidebiliyor ama büyük bir çoğunluğu gidemiyor. Başkent'te Ankara Gücü maç yapamıyor. Böyle bir zorluk var. Stat yapılmış. Ortaya güzel bir eser çıkmış.